Hocam sevgililer günü caiz mi? Hanım benden çiçek istiyor, ikide bir. Efendim, sevgililer günü. Ben bakın, karı kocalara söylediğim şey şudur. Bir adam, böyle küçük çocuğu da vardı yanında. Hanımıyla kavga yapmışlar. Boşanmak için karar almışlar. Çağırdım, gelin bana dedim. Geldiler eve. Eve aldım onları. Çocuklar da geldi. Dedim ki ya siz dedim dostunuzla mı oturmak istersiniz, düşmanınızla mı? Dostumuzla oturmak istiyor. Peki Allah sizi birbirinize helal yaptı. Niye dost olmuyorsunuz arkadaş? Ha? Niye birbirinize dost olmuyorsunuz ya? Bir adam eve geldi, hanımı ooo kocacığım hoş geldin. Çay mı istersin, kahve mi yapayım sana? Karnın aç mı, yemek mi getireyim derse, boynuna sarılsa. Adam sıkılmış, onunla bununla kavga, gürültü, şey, çeşitli şeyler geçirmiş. Geldi evine, böyle bir şey olduğu gibi adam gevşer oturur köşeye. Hiç şey yok yani, sıkıntı olmaz. Böyle yapmak zor mu bir kadına canım? Eve geldiğin zaman hanım, çocuklar seni üzdü mü acaba? Bir şey yaptılar mı? Bir ihtiyacın var mı? Gel annenlere giderim bir. Bir gezmiş olursun hadi. Al onu annesine götür. Biraz orada oturur, bir çay içer, geri gelirsin. Böyle bir şeyler yapsan ne olur? Ya arkadaş, eğer hanımla düşman olursan, hanım da kocasıyla düşman olursa ne olur? İki düşman evde, birisi yan bakacak, öbürü böyle bakacak. Bu ya. Niye düşman oluyorsun arkadaş? Dost ol ya. Evde dostunla otur. Ben evlilere bunu tavsiye ediyorum. Hanım bir şey istemiş. E hanım bunu seviyorsa sen de onu seversin. Bir kadının kocası bir şey seviyor, bir yemeği seviyor. Kadın onu hiç sevmiyor ama yapar o yemeği. Biraz da ben öyle yiyeyim, alışayım buna. Kocam seviyor çünkü bunu. Der, işi idare eder ya. Yani bunları yapmak lazım. Birbirinize iyi davranmanız lazım. Ha, sevgililer günü. Ya sevgililer günü arkadaş, biz kafirlere uyamayız. Kafirlere uymayın. Kafirlerde sevgililer günü vardır. Adam kendinden başka kimseyi düşünmez hayatı boyu. Hep kendisini düşünür. Ha, senede bir gün sevgilisini düşünecek. Bugün sevgililer günü. Böyle olur mu ya? Ben görevliyken Diyanet'ten hutbe geldi bana. Anneler günü. Dedim ya biz arkadaş Hristiyan değiliz biz. Annesini hiç saymaz. Annesi öldüğü gibi annem öldü. Üzülmüş. Bugün anneler günü olsun. Öldükten sonra. Efendimiz buyuruyor ki cennet annelerinin ayağı altındadır. Anladın mı? 365 gün annelerin günüdür. Senede bir gün değil. Hayatın boyu, ömrün boyu annelerin günüdür. Annene hürmet et arkadaşlar. Niye senede bir gün? Annen seni senede bir gün baksaydı ne yapardın sen ha? Pislik içinde kalırdın mı? Sen annene senede bir gün anneler günü olacak. Sevgililer günü olacak. Yok arkadaşlar. Öyle şey yok. Biz kafir değiliz. Müslümanız. Onun için Müslüman güzel davranır. Evlendin. Allah sana bir hanımı helal kıldı. Bütün hanımlar sana haramdı, bir tane helal, serbest bu hanımlar, serbest.
Aynı şekilde bir erkek bir kadına helal serbest. Kadın hiç başka bir erkekten elini bile değiremezken bu adam gayet serbest. Boyuna sarılsa sarılır, hiçbir şey yok. Niye buna dost olmuyor arkadaş? Senede bir gün müdür? Sene boyu rahat et arkadaş, sene boyu. Onun için sevgililer günü, bilmem anneler günü, babalar günü, bunlar kafirlere mahsustur. Bize değil. Bizim 365 gün sevgililer günüdür, 365 gün annelerin günüdür, 365 gün babaların günüdür. Hatta evlatların da günüdür. Biz birbirimize kaynaşırız ya. Biz insanı severiz, yaradandan ötürü. Onun için her gün insan dikkat etmeli, yakınlarına güzel şeyler söylemeli, güzel şeylerle davranmalı, iyilikle davranmalı. Efendimizin hayatını okuyun. Efendimiz Taif'te taşladılar Efendimiz'i. Bunlar dedi bilmediklerinden taşladılar. Bilseler dedi taşlamazlardı. Hakikaten bilselerdi ki bu peygamberin, rahmet peygamberi niye taşlasınlardı? Taşlamazlardı. Bilmiyorlardı. Bunların çocuklarından dedi Müslüman yetişecek. Bunları yok edip de şey yapmayalım. Senin evladın kötü olsa bile bir bakacaksın ki bir gün değişecek, iyi olacak. O da aklı başına gelecek. İyi davran. Ona örnek ol. Aynı şekilde hanımına güzel davran. Bir insanın hanımı böyle çok sevinçli, böyle güzel, güler yüzlü olursa hoşlanmaz mısınız arkadaş? Kim hoşlanmaz? Söyleyin bana. Hanımı güzel böyle güler yüzlü olsa ona ne istersin? Kahve mi çay mı yapayım sana, ne istersin şöyle böyle dese sevinmez misin arkadaş? Niye öyle onu sağlamıyorsun? Onun için İslamiyet'te öyle gün yoktur. Hayatın boyu birbirinize sadık olacaksınız. Efendimizin hanımlara söylüyorum özellikle, Efendimizin hanımı gibi olmak lazım. O peygamberin hanımıydı, peygamberdi o. Senin kocan sana peygamber gibi değerlidir. Kocana hürmet et, sevap kazan. Hatice validemiz Efendimiz'e vahiy ilk geldiği zamanlarda Hatice validemiz radıyallahu anha dedi ki sen peygambersin, milleti dine davet et. Ben kimi davet edeyim? Beni davet et dedi, ben sana iman edeyim. Ben iman edeyim sana. Hangi kadın kocasına böyle güvenli davranır? Hangi kadın kocasına güvenerek böyle değer verirse aynı Hatice validemiz gibi sevap alır. Anlıyor musun? Hanımlar buna dikkat etmeli. Aynı şekilde Efendimiz Hatice validemizin üzerine toz bile kondurmuyordu. Hiç! O hayattayken başka bir hanımla evlenmedi. Bir erkek de hanımına böyle toz kondurmaz. Hanımı iyi davranırsa. Onun için birbirimize iyi davranıp güzel geçinelim. Allah'a kul olalım. Mevla da kulları birbirini sevsin ister. Niye Mevla'yı razı etmeyelim? Şeytana mı uyacağız ya? Evet.